sabah saat 5'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanmasının devam edilmesine, pazar günü ise sadece eczane, fırın, tarım ve hayvancılık sektörüne bağlı işletmeler ile benzin istasyonlarının muaf olacağı tam sokağa çıkma yasağını uygulanmasına karar vermiş bulunmaktadır. Bu süre içerisinde kapalı olmaya devam edecek yerler yine tiyatro ve sinema salonları, gösteri merkezleri, konser salonları, düğün salonları, kasinolar, bar, taverna, internet kafe, her türlü oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları, yüzme havuzları, masaj salonları, kapalı spor salonları, açık büfe hizmet veren lokantalar, bed ofisleri, gece kulüpleri, klap, hamam, saunalar olacaktır. Kapalı olarak yer alan işletmelere dönük olarak da çarşamba günü bulaşıcı hastalıklar üst kurulu tarafından COVID-19'un ülkemizdeki seyrine göre kapalı işletmelerin durumu değerlendirilerek yeniden revize edilebilecektir. 15-22 Mart tarihleri arasında açık olan yerler, kapalı olarak belirtilmeyen az önce saymış olduğum tüm işletme ve faaliyetler hizmet vermekte serbesttirler ve hizmetlerini sürdürebileceklerdir. Bu pazartesinden cumartesine kadar marketler sabah 8 ile akşam 20 saatleri, akşam 8 saatleri arasında açık olacaklar. Perakende ve mağazacılık hizmetlerini sunan işletmelerimiz ise sabah 10, gece 8 arasında hizmetlerini verebileceklerdir. Gelecek hafta açık alanlarında hizmet veren restoranlarımız cumartesi gün saat 8'e kadar da açık alanlarda hizmetlerini halkımıza verme imkanına sahip olacaklardır. Açık olan sektörlerin bağlı olduğu birlikler ve ilçe emniyet kurulları da tarafından denetleneceğini de ifade etmek istiyorum. Ülkemizde faaliyet gösteren ve kapanması yönünde karar üretilmeyen tüm kamu kurum ve kuruluşları en üst İTA amirlerinin belirleyeceği şekilde de görevlerine devam edeceklerdir. Gazi Mausa, Lefke, Güzelyurt ve İskele ilçelerinin enfeksiyon yaygınlığının daha az olduğundan Lefkoşa ve Girne ilçesinden bu ilçelerimize geçişler yine ilçe emniyet kurullarının iznine tabi olarak yapılabilecektir. Otobüs, dolmuş ve minibüslerde yolcuların şoför koltuğunun bir arka koltuğunu boş bırakacak şekilde oturma düzeni almaları halinde koltukların da bir boş bir dolu olması kaydıyla yani %50 kapasiteyle çalışmalarına imkan yaratılmıştır. Burada Girne ve Lefkoşa ilçelerinde bulaş seviyemiz yüksek olduğundan Girne ilçemizin kendi içinde ve Lefkoşa ilçemizin de kendi içinde olmak üzere sadece Lefkoşa ve Girne ilçesinin kendi hudutları içerisinde servis vermelerine de imkan tanınmıştır. Diğer şehirlerimizde ilçeler arası seyahatinde aynı koşullarda yapılması mümkün olabilecektir. Restoranlar, pastane, kafeler, meyhaneler, paket servislerine ek olarak dış oturma alanları görevlerini, dış oturma alanlarında görevlerini sürdürebileceklerdir. Bunlara ek olarak kahvehane, kıraathane, kafeterya ve lokallerin dış mekanlarının açılabilmesi amacıyla görev yapan kişilerin 15 Mart 2021 pazartesi tarihine kadar PCR testlerini yaptırmaları ve aksi bir karar üretilmemesi halinde
sosyal mesafe kurallarına uyulması kaydı ile açık alanlarını kullanmalarına imkan yaratılmıştır. Açık alanlarda tüm spor branşlarında lisanslı performans sporcularının temassız bireysel antrenmanlarının başlamasına da imkan yaratılmıştır. Sektörlerde bulunan kapalı alanların hangi kriterlerle açılacağıyla ilgili çalışmalar başlatılmış olup bir sonraki üst kurul toplantısında vaka sayıları da dikkate alınarak yeniden bir değerlendirme yapılacak ve buna göre sektörlerin kapalı alanlarının açılması konusunda hafta içerisinde farklı kararların uygulanmasına imkan yaratılabilecektir. Ama bunu ifade ettiğim gibi o hafta içerisindeki COVID-19 bulaşının ülkedeki seyri bu noktada bizlere bu imkanı yaratacaktır. Tüm bunların yanında yarın cumartesi gün restoranlarımızda sadece elzem ihtiyaçların yanında paket hizmeti vermek için de yetkili olacaklardır. Bunu da ifade etmek istiyorum. Evet, bu konuda herhangi bir sorunuz varsa değerli basın mensupları, onları da yanıtlayabilirim. Bu konu en dışında sorunuz varsa? O da olur. Tabii ki onları da kabul ederiz. Şimdi bu akşam, bu gece daha doğrusu saat 12'den sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren özel kanallar kapatılıyor. Bu konu Bakanlar Kurulu'nda konuşuldu mu? Evet, bu konuda girişimlerimiz devam ediyor. Kanalların kapatılmasının sebebi ücretlerin ödenmemesinden kaynaklanmıştır. Devlete ait değil, kanalların kendilerinin ait olan ücretlerin ödenmemesinden kaynaklanmaktadır. Ama bu konuda da çalışmamız halen devam etmektedir. Bunun için de elimizden gelen bütün imkanları seferber etmek için uğraşıyoruz. Yani çalışma derken çünkü... Kapanmaması için, çünkü biliyorsunuz bu rakam 2018'den gelen bir takım borçların hala daha ödenmemiş olmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla Maliye Bakanlığımız bu konuda kaynak yaratmak için çok ciddi bir çaba sarf etmektedir. Yani 12'den sonra bu çaba bir sonuç vermezse kapanır. Evet, ama onun için kapanmaması için de biz elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyuyoruz şu an itibariyle. Peki kapandıktan sonra bunun bir çözümü olabilir mi? Şimdi şimdi tabii ki burada sorumluluk tamamen devletle özel televizyon kanallarımız arasında paylaşılmak zorunda olacaktır diye inanıyorum. Bu konuda da bizler gerekli girişimleri özel televizyon kanallarımıza da yapacağız. Ne zaman? Kapanmaması için uğraşıyoruz. Dolayısıyla kapanmaması esas ana hedefimdir. Kapanırsa pazartesi günden itibaren hemen yapacağız. Bir şey daha sorayım. Alınan kararlarla ilgili 15-22 Mart tarihini açıkladınız. Pazar hariç evet. Söyleminizden yola çıkarak hafta içerisinde özellikle başkentte ve diğer ilçelere baktığımız zaman yoğun bir kalabalık var. Peki pazar günü kapatmanın anlamı ve mantığı veya bilimsel olarak açıklaması nedir? Yani zaten pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, hatta cumartesi bir sirkülasyon vardır. Peki pazar günü kapandığımızda bu sirkülasyon olmamış mı oluyor? Yani oradaki o şeyi vatandaş da anlamıyor. Ne zaman da sorarlar. Hani bir mantıklı cevap verebilmek adına soruyorum. Şimdi hafta arası herkes işinden dolayı caddelerde veyahut da ifade ettiğiniz alışveriş noktalarında bulunmaktadır. Hafta sonu ise, pazar günleri ise sosyal etkinlikten dolayı bir araya gelme arzusu vardır. Bizim için de önemli olan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nda ifade ettiği toplu mekanlarda bulunulmamasından kaynaklanmaktadır. Bundan mütevellit işte bugüne kadar kafeler hep kapalıydı, düğün salonları kapalıydı, hala daha kapalı, spor salonları kapalıdır. Dolayısıyla saunalar kapalıdır veyahut da diğer işletmeler kapalıdır. Az önce saydım hangi işletmelerin kapalı olacağını tek tek. Bu çerçevede düşündüğünüzde burada toplu bir arada bulunmanın önüne geçmek adına. Halbuki hafta
hafta arasındaki bu olaylar, bu hafta dikkat ediyorsanız yani 15'inden itibaren cumartesilerini de haftanın diğer günleriyle aynı kategoriye çektik. Bu yarın aslında bakarsanız insanlarımız sadece, yani yarın 13'ünde, 13 Mart'ta insanlarımız sadece elzem ihtiyaçlarını karşılamak adına caddelerde veyahut da alışveriş yapabilecekleri market, manav gibi noktalarda olabilecek. Ancak gelen haftadan itibaren restoranlarımız dahil açık alanlarda olmak üzere, ki onun hafta arasında değerlendirileceğini söyledim 15'inden sonra, bu imkanların eğer koşullar uygunsa tanınabileceğini de söyledim. İşte eğlence sektörünü hafta içerisinde onu söylüyorum. Evet, 15'inden sonra. Tamam. Onu hafta arasında yapılacak olan hastalığın seyrine göre, ortaya çıkacak bulaş sayılarına göre tekrar bulaşıcı hastalıklar üst kurulumuz tarafından değerlendirilecektir. Konunun açılmasına yardımcı olduğunuz için ben teşekkür ediyorum. Çünkü daha net anlaşılmasına imkan yarattınız. Evet, başka sorumuz yoksa teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.